nasıl bulacağız diye ben sizinle bir konuşayım dedim. Sizden bir şey sorayım. Onlar Çorlu'muzun düşman işgalinden kurtuluşunun Moğol'un Borsu Camiası olarak yönet olduğunu da belirtiyorum. Ve Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Tekirdağ siyasi tarihinde bir kez Türkiye Büyük Millet Meclisi makam olacağız. Evet arkadaşlar, tabii biz başka bir program için Tekirdağ'a gelmiştik. Üstanbaşa Camii Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 yıl bir zaman 2007'de başladı. İçerisinde restore edildi. Aslında önemli bir restorasyon faaliyetiydi o. Daha önce yapılan bir hızlı restorasyonda biraz dikkatsiz ve bilimsel esaslara riayet etmeden yapılan bir restorasyonda cami biraz da kötü bir şekilde yapılmıştı. Hem onlar o arızalar, hatalar giderildi hem de aslında uygun olarak yapıldı. Çok özel bir mimari eser, Mimar Sinan Çinileriyle işlemeleriyle Abdülaziz zamanında işlemelerle meşhur. Onun açılışı aşağı yukarı 3 Ekim'de ilk defa tamamlanmıştı. Bu cuma günü olsun derken ancak böyle bir cuma denk getirebildik, daha önce olmadı. Malumunuz Türkiye bölgemiz çok yoğun bir dönemden geçiyor. Bilhassa başkaları harekatıyla beraber başlayan bir süreç. Birkaç şey ortaya koyduk. Bir kere öncelikle Türkiye'nin durumuyla ilgili bölgede ve dünyadaki gücüyle ilgili. Bu tabi sadece askeri güç değil, o da içinde olmak kadar bir diplomatik gücünü de Türkiye'nin ortaya koymuş olduk bir tarafta. Ama bence daha önemli olan şey gerek dünyanın ve gerekse Türkiye'nin artık eski dünya ve eski Türkiye olmadığında bütün dünyaya göstermiş olduk. Şimdi tabii de konuşmalarımızda söyledik sizlerle ama görüşmelerimizde de bunu ifade ediyorum. Değerli arkadaşlar, 20. yüzyılın bitişiyle beraber aslında 20. yüzyıldaki siyasi, ekonomik, hukuki tüm paradigmalar ortadan kalktı. Böyle paradigmalar var mıydı diye sorarsak bu da aslında ciddi bir sorudur. 20. yüzyıl aslında bir dünya düzeninin kurulduğu dönem değil de daha çok bir tabiri caizse eski ifadeyle mütareke dönemiydi. Yani çatışmalar, savaşlar, silahlar bırakılmıştı. Ama herkes beklemedeydi. Birinci Dünya Savaşı esasen bitmedi. Şu an yaşadığımız bölgemizle ait sorunların da temelinde bu var. İkinci Dünya Savaşı onun bir zorunlu sonucu olarak çıktı. Ama o da bu çatışmaları çözmedi. Bu bakımdan herkes gasp etmiş olduğu pozisyonda 20. yüzyılın geçirdi. Fakat 20. yüzyılda kurulan o sistemler, paradigmalar işlemez hale geldi ve amaçları gerçekleştiremez bir duruma geldi. İşte Birleşik Milletler dünyada barışı sağlamak için kurulmuş olan bir kurum bunu yapamıyor. Dünyanın her yerinde çatışmalar, savaşlar bunları durduramıyor. Ticaret savaşları yakın zamanda ortaya çıktı. Bilhassa Çin'in güçlenmesiyle beraber Amerika, Çin arasında. Halbuki bu konularla ilgili kurulmuş, başta Dünya Ticaret Örgütü olmak üzere birçok uluslararası kuruluş var. Fakat bunlar sorunları çözemedi. Dolayısıyla 20. yüzyıl bitti. 21. yüzyılda yeni bir dünya düzeni ihtiyacı ortaya çıktı. 20. yüzyılda işte iki kutuplu dünyada aslında uluslararası siyasette de ona bağlı olarak ekonomide, hukukta da devlet yöneticilerinin biraz rahatlığı söz konusu. Yani iki kutup var. Bunlardan birisinde, bloklardan birisinde yer alıyorsun. Dolayısıyla dünyadaki temel meselelerle ilgili ayrıca politik öğretmene gerek yok. Senin o içinde bulunduğun blokun ana hatlarıyla belirlediği politikaların arkasından sen de gidiyorsun, sürükleniyorsun. Doğu bloku, Batı bloku, NATO, Varşova falan. O bitti. Bittikten sonra
bir dünya var karşımızda. Duruma göre güçleri değişebiliyor. Çok dinamik bir süreç. Devletten bir ülkenin. Böyle bir süreçte Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde işte yaklaşık 17 yıllık bir zaman içerisinde başta kendi siyasi istikrarını sağladı. Daha sonra buna bağlı olarak ekonomik istikrar, bununla beraber sosyal barışın büyük ölçüde sağladı Türkiye. Bunun vermiş olduğu bir güçle bölgesel, küresel bir aktör olarak Türkiye ortaya çıktı. Tabii Türkiye'nin bu gelişmesini ve Türkiye'deki yeni politika, yeni anlayış, yönetim anlayışını tam olarak daha anlayamayanlar var dünyada birçok ülke aslında bu şekilde. Ama Türkiye'yi güçlü kılan esasen devlet, millet bütünleşmesidir. Zaman zaman bu tür sorunlar yaşandı. Devlet aynı telden, millet aynı telden çaldığı dönemler oldu. Ama milletin değerleriyle, devletin değerlerinin bütünleşmesi, devletin amaçlarıyla milletin amaçlarının ortaklaşması çok önemli bir mesele. Tarihimizin her döneminde bunu başardığımız zaman biz büyük hamleler yapabilmişiz. İstiklal Harbi döneminde böyle. Millet, devlet bütünleşmesi tam olarak sağlandığı zamanlar. Bu ne kadar büyük ölçüde gerçekleştirirsek, devlet de o kadar iddialı temel politikalarının tezlerinin arkasında kararlı bir duruş sergileyebiliyor. İşte Türkiye bu 17 yıllık dönemde bunu sağladı, bunu gerçekleştirdi. Şimdi bu Barış Pınarı Harekatı malumunuz. Bir sürpriz değil Cumhurbaşkanımız. Belki bir seneden fazla bir zamandır gerekeni yapacağız. Askeri yoktur, dahil, her türlü seçenek masaladır diye. Gizli saklı bir şey yok. Her şeyi söyleye söyleye. En son Birleşik Milletler Genel Kurulu'nda Eylül ayının sonunda ne yapacağımızı da anlattı böyle resimlerle, haritalarla falan. Ama tabii hala o eski dünyanın insanları biraz kötü bir benzerim olacak ama yani insan yaşlanıyor fiziken ama ruhu yaşlanmıyor insanın. Hevesleri, istekleri yaşlanmıyor. Bazen hani bir hayli yaşlı olmakla beraber onu yaparım, bunu yaparım diye niyetlenenler oluyor ama beden fiziken onu taşıyamıyor. Artık o hedefleri, o amaçları gerçekleştirecek gücü kendisinde bulamıyor. Biraz Avrupa başta olmak üzere dünyada birçok ülkede işte bu yaşlılık sendromu var. Kendileri hala o 20. yüzyılın mutahakkim, güçlü hissettikleri dünyasında zannediyorlar. Ben geçen hafta Strasbourg'da Avrupa Konseyi toplantısı vardı. Gerek orada parlamento başkanları toplantısı, gerek orada genel kurulda yaptığım konuşma, gerekse Fransa senatörü ve meclis başkanları ikili görüşme talep ettiler. Onlarla görüştük. Avusturya meclis başkanı talep etti, onunla görüştük. Başka meclis başkanlarıyla da görüşmelerimiz oldu. Orada onlara da söyledim. Siz oyun dışısınız aslında, bunu düşünmeniz lazım. Türkiye'yi eleştiriyorsunuz da, Türkiye'nin operasyonla ilgili gerekçelerindeki haklılık falan, onları ayrıca anlatabilirim ama siz niye oyunun dışında kaldınız? Onu bir düşünmeniz lazım. Bak Suriye'ye Türkiye bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Türkiye size sormadı, haber bile vermedi. Avrupa ülkelerine. Hani Türkiye'yi kasıtlı sizi sevmiyor falan diyeceksiniz. O ülkede. Trump sizi aradı mı dedim, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bak böyle bir şey oluyor, biz Türkiye'de görüşüyoruz. Siz ne dersiniz falan diye sizin fikrinizi soran var mı? Yok. Putin aradı mı? Yok. Sizi arayan soran yok. Sadece bağırıyorsunuz. Ne oluyor? Biz Türkiye olarak işte Amerika, Rusya sahada maç yapıyoruz, oynuyoruz. Sizin de bir maç yapıyormuş gibi bir sesiniz geliyor da sahada yoksunuz. Yan tarafta, sokak arasında, kendi aranızda mahalle maç yapıyorsunuz. Bunun sebebi var, sebebi şu. Siz bölgenin, Türkiye'nin, dünyanın gerçeklerinden uzaklaşırsanız gerçekçi politikalar üretemezsiniz. Gerçekçi politika olmayınca kimse sizi ciddiye almaz. Siz bir kere Türkiye ile ilgili görüşlerinizi Türkiye'den dinlemiyorsunuz. Müttefikiz bu ya. Kimden? İşte oradaki bizim terör örgütü dediğimiz örgütlerin STK'larından, sivil toplum kuruluşlarından Türkiye'yi dinliyorsunuz. Ona göre Türkiye hakkında karar veriyorsunuz. Ama o zaman işte gerçekçi bir politika üretemiyorsunuz. Siz de ciddiye alan olmuyor. Gerçekten de şu anki tablo böyle. Gördüğünüz Türkiye aslında iyi planlanmış bir harekat. Hem askeri gücümüz bakımından, hem teknolojik gücümüz bakımından çok önemli. Tahmin edilenler çok çok kısa bir zaman içerisinde Türkiye hedeflediği noktalara kısa bir zamanda ulaştı. Bu birkaç aşama olarak planlanmıştı. Ama ona ihtiyaç kalmadı akabinde. Önce
Türkiye'nin nihayetinde askeri operasyonla gerçekleştirmeyi düşündüğü hedeflere askeri operasyon yapmadan ulaşmayı sağladı elhamdülillah. Bu Türkiye'nin gücünü, etkisini, kararını, Türkiye'nin görüşünü ne kadar önemsenlik ortaya koydu. Hatay bunun dışında Türkiye'nin bu gücünden, bu etkisinden rahatsız olan çevreler de var. Çeşitli lobiler dünyada, en son Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 Ekim'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümünde manilerde bir karar alındı temsilciler meclisinde 1915 olayları olarak. Biz de ona karşılık hemen ertesi gün Türkiye Büyük Meclisi'nden ilk defa bir parlamento kararı çıkarttık. Ona cevabı. Tabii bunlar henüz daha dünyanın o değişen durumunu tam olarak anlayamamış siyasetçiler. Kendi iç siyaset meseleleri var, malzemeleri de var. Ama esas rahatsız eden şey Türkiye'nin hiç kimseden izin almadan, sağına soluna bakmadan planladığı şeyi kararlılıkla icra edebilmesi ve bunu yapacak gücünü bulunması. Bu bir rahatsızlık doğurdu ama dünyanın, yeni dünyanın ne olduğunu da ortaya koymuş oldu. Eski dünya yok, eski Türkiye yok artık. Herkesin yeni gerçeklere göre hesap yapması lazım. Tabii bu arada ekonomiyle ilgili hususta bir yıldan fazla bir zamandır yaşanan sıkıntılar var. Bunlarla ilgili de zaman zaman konuşmuştuk ama bütün bunların Türkiye'yi orta ve uzun vadede etkilemeyeceğini, Türkiye'nin artık bu tür şoklara dayanıklı olduğunu o zaman gerek Cumhurbaşkanımız, gerek bakanlarımız söylemişti, biz de söyledik. Ve onun neticelerini de görüyoruz. Dünyada tabii küreselleşen bir ekonomi var. Herhangi bir yerinde dünyanın meydana gelen bir olay bütün dünyayı etkileyebiliyor. Fakat Türkiye ilk karşılaştığındaki etkilenmeleri bir daha yaşamadı. Hatta o ambargolar, yaptırımlar konuşulurken bir etkisi olur mu? Bir etkisi olmaz demiştim ben sonra gazetecilere çünkü. Bunları ilk söylediğinizde insanlar biraz ciddiye alıyor. Yani ne olacak acaba, nasıl etkileyecek diye bir tedirginlik oluşuyor da siz haftada bir yaptırım yapacağım, yaptırım uygulayacağım, ambargo uygulayacağım derseniz onun bir kıymeti kalmıyor. Etki gücünü de kaybediyor bu tür şeyler, tehditler. Nitekim de öyle oldu. İnşallah tabii iş dünyamızın da, dolarımızın, borsalarımızın bu işe sahip çıkar. Meselenin önemli bir kısmı zaten psikolojik. Biz bu noktada kararlılığımızı, geleceğe olan güvenimizi, milletimize, devletimizin gücüne olan güvenimizi muhafaza edersek bütün vadelerin altında çok kısa bir zamanda kalkabiliyoruz. Kalkacağımızı da göstermiş olduk bu kadar. Ben çok teşekkür ederim başkanlarımıza böyle bir toplantı için. Sizlere teşekkür ediyorum. Biraz vaktimiz az. Ben ama sizleri biraz az da olsa dinlemek isterim. İltifat halindeyiz devamlı. Elimizden gelen her şeyi yapmak için de hayat içerisindeyiz başkanlarımızla. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.